Sonra Biden, Ukrayna, NATO'ya üye olabilir dedi. Putin, bunu asla kabul etmeyeceğim demişti. Putin'e asla yapma yapamazsın dedim. Ben Rusya'yı seviyorum, Putin benim dostum. Trump bu açıklama. Trump aslında bu açıklama hep yapıyor değil mi? Tabii. Zaman zaman. Uzun zamandır. zamandır. Putin'i, Şii'yi, Kim Jong-un'u tanıyorum. Onlar çetin, akıllı, acımasız insanlar. Ülkelerini koruyorlar. Onlarla iyi geçinmek... İyi bir şey, kötü bir şey değil. Tam da bu bölgeyle. Bu açıklamalardan önce Elon Musk hakkında bir iki kelime edebilir miyim? Lütfen. Yani e, Donald Trump ve Elon Musk'ın görüşmesini gece 3'te yapıldı ya. Twitter'da. 1.2 milyon kişi anlık takip ediyordu. Sonra tabii ki arttı o. Ama hani şöyle bir algı vardır ya, televizyon gücünü azaltıyor, sosyal medyanın gücü artıyor. Yanlış. Çünkü e, Donald Trump ve Biden canlı yayını 51 milyon kişi izlemişti. Elon Musk ve Donald Trump'ı Twitter'da 1 milyon kişi anlık takip etti. Az az. Televizyonun gücü her zaman hala duruyor. Bir kere bunu paranteze alayım. Sonra iki de Elon Musk hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Elon Musk biliyorsunuz İngiltere'yle bu aralar başı belada. Aslında kendi kendine bunu yapıyor. İngiltere'deki olaylardan sonra ilk savaş kaçınılmaz diye bir tweet attı. Bu tweetten sonra İngiltere yönetiminden ona yoğun bir tepki geldi. Hatta X'i yasaklayabiliriz dediler. Bir yandan Venezuela'ya müdahale ediyor Bay Musk. Bir yandan İngiltere'ye müdahale ediyor. Ee, Ukrayna Rusya savaşına müdahil olmuştu. İsrail Filistin mücadelesinde bir de baktık ki Amerika'da Netanyahu'yu çılgınca alkışlayanlar arasında Elon Musk da var. Elon Musk artık kendini o küresel şirketler ulus devletlerin üzerinde görmeye başladığının en büyük göstergelerinden biri. Elon Musk da o aktörlerden biri ve Donald Trump'ın X'e geri dönüşü, Donald Trump'ı çok alenen desteklemesiyle beraber bu canlı yayını yaptılar. Bu da bir not diyelim. Yani Elon Musk'ın enteresan gidişi devam ediyor. Elon Musk ısrarla Trumpçı tavrını koyuyor. Coşkun hocam bir, Elon Musk iki. diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Ama Elon Musk oynuyor. Trumpçı değil mi? Ha, Trumpçı. Ya canım. De Coşkun hocam ya. bak. Zaten de Türker işleniyor. dedi ki televizyon ekranları hala daha çok izleniyor dedi. Coşkun hocam daha ekmek çok yiyeceğiz herhalde, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'deki ölçümlerde Türkiye'deki bir parantez açayım. Nasıl? Ben onları çok iyi takip ederim. Öyle bir şirket var, hepsini ölçüyor. Türkiye'de de televizyon izlenmeleri giderek artıyor. Hani bak, hep, o tez çok yanlış. Şey de göksü Madem, X hesabını nasıl kullanıyorsun Coşkun Hoca? Aktif it, misin X hesabında? O, bir tek orada aktifim zaten. Instagram'da ben, yok mu? Tabii. Yok, Instagram'da, Instagram'da falan pek öyle vakit kalmıyor. Biz, ilgilenemiyoruz, ilgilenemiyoruz ama X aktif, ona alıştık öyle gidiyor. Burada e, yani Trumpçi falan de, dedin ya, e, babamızın oğlu değil ama... Ama hani... bak maskı da sevdiğini gösteriyor. Yok maskı. Maskın ben... sahip olduğu hesabı da kullanıyorsun. <laughs> Trump'a karşı övgülük ne var? Ben <laughs> o zaman değil. bir şey söyleyeyim. Coşkun hocamın tarafı belli. Putin, Xi, kim yok? <laughs> ama ikisi Trump... de normal değil ya. Ama bak Öksür, <laughs> şöyle. As As Aslı'cım ben... bak ya, aslında İsmet Bey a... yakın. <laughs> Abi Trump da Elon Musk da ikisi de normal adamlar değil ya. Bir tanesi çocuğun adını X, Y, Z, M, kromozom bilmem ne. <laughs> Bize de canım çocuğunun adında. Öyle isim mi olur <gülüyor> ya? Robotik <laughs> isim. Bize ne ne canım adam o isimleri Ay, yani, seviyor. Tuhaf bir adam ya. Yani, Ay, adamın profil hakikaten tuhaf. Zaten adam tuhaf en son, olmasa dünyanın en zengini olur mu? Bir tuhaf en olacak. En son <laughs> robo, robot kız arkadaşını gördünüz mü? Kime? Robot kız arkadaşını maske. Gördüm yemeğe, yemeğe girmişler. Yemeğe gittiler. <laughs> ya ben, ya, baş asıl baş Amerika'daki en önemli var. şey o değil. Ya insan gibi böyle. Var mask yani. çok, çok donuk sergi bir olmuş, yüzü var. Ayakkabısını bir birisi gırgın olsun diye oraya koymuş. Herkes fotoğrafını çekmiş sanat eseri diye. Amerika'nın düştüğü durum bu. Yalnız ben şuna hep inananlardanım bak. Elon Musk, Bill Gates, e, bunlar o paraları tek başına yedirmezler. Arkalarında bir güç var, o güç yönetiyor ve yönlendiriyor. Yani Peki burada, bu paraları tek başına mı elde ettiler sizce? Asla değil. Sistem desteklemesin, sana bir e, arpa boyu e, yol yürütmezler. Ben hep derim böyle büyük paralarda, büyük sermayelerde arka planda bir güç var. Onlar öndeki vekil, öndeki Görünen görünenleri. Şimdi Elon Musk e, sadece koyu Trump değil, gezdi. Mesela Biden'le beraber İsrail'i tutup alkış tutan veya işte destekten o değil miydi? Benim burada anlatmak istediğim olay şu. Dünyada hani o küreselciler ve ulusalcılar arasındaki savaşın en bariz yaşandığı yer Amerika. Amerika, Amerika. Şimdi bak burada e, en kritik cümle şu cümle. Aslında Trump'ın da ruh halini gösteren bir cümle e, bu Göksu. Mesela diyor ki ne diyor? Ee, onlar çetin, akıllı, acımasız insanlar, ülkelerini koruyorlar diyor. Şimdi burada küresel bir akıl yok Trump'ta. Bunu eylemleriyle, bunu söylemleriyle, bunu e, dillendirdiği birçok usta net söyledi. Hatta bak bir kareyi anlatmıştım, yine anlatayım. Hiç unutmadığım bir görüntü, belki İsmail Bey, İsmet Bey hatırlarlar. Birleşmiş Milletler'de Trump konuşuyor. Nereden Hatta, anlıyorsunuz küresel bir akıl olmadığını? Bak şimdi vereceğim örnekte net göreceğiz. Trump konuşuyor kürsüde. Konuştu, konuştu, konuştu. En son bitiriyor. Dedi ki unutmayın ki dedi bu dedi büyük savaşı küreselciler değil ulusalcılar kazanacak dedi. Evet. Kameralar bir anda Mike Pence ile Pompeo'ya döndü. İkisinin de surat düşük. Hani nereden çıktı şimdi bu laf der gibi. Amerika'yı içe döndürmeyi savunuyor adam. Heh. Yani bütün mesele bu. Zaten Amerika'daki savaş bu şu an Benim zaten savunmam ezbere değil. Hatta ben <laughs> e, gene hadi espri yapalım bir gün herkes coşkun Başboğ olacak. Estağfurullah. Bugün bir gazeteci arkadaşımız geldi. Hoş bir anekdottur benim için. Böyle dünyanın geleceğe gideceği yerleri konuşuyoruz. En son bitirdiği röportajı dedik. Hocam bir manşet verin öyle gidelim dedi. İşte Amerik gazeteci bilir. Türkler aynı şekilde manşet peşinde koşarlar. Ben de o zaman dedim ki yaz dedim o zaman dünyanın geleceği petete dedim. Petete. Şimdi... Şaşırdı. Bu nereden çıktı hocam dedi. Ya, PTT ne alaka dedi. Hani dünyayı konuştuk, geleceği konuştuk. Ya dedim manşet istemiyor musun? İşte PTT, Putin, Tayyip, Trump. <laughs> Bu üçünün dedim. <laughs> Dünyanın dedim önümüzdeki süreç çizildi. Bunlar olacak. Ve dikkat et üçü de PDF'teydi. Burada şunu ekleyebilir mi? Bilir miyim? Yani tam o, o dediniz ya PTT dediniz. Yani belki de hani az önce sen de Göksu şey dedin. Ya Zelenski nasıl böyle bir çılgınlık yapabilir o zaman Rusya'nın içlerine kadar girebilir? Tam bu konuyla ilgili yani Zelenski belki de şimdi Putin her seferinde diyor ki ben 3. Dünya Savaşı'nı durduracağım. Yani sanki savaş başladı biz onu durduracağım diyor. Ben Rusya-Ukrayna savaşını durduracağım diyor. Tek Hatta durdurmadığı bir telefonla. Yer, İsrail Evet, Bir telefonla durduracağım diyor. O zaman Zelenski şunu akıl etmiş olabilir. Kasım'da eğer Trump seçilirse o koltuğa oturması Ocak ayı oluyor. O ocağın ortasına sonuna kadar daha var, 4-5 ay. Hayır canım şey dedi. Zelenski dedi ki Trump eğer seçilirse işimiz zor dedi. Tabii işimiz zor dedi. Şimdi yani burada... Zelenski bu çılgınlığı dedi ya sen. Şimdi. Çılgınlığın altını doldurabilecek sebeplerden biri de Trump'ın belki de geliyor olması ama Ya şimdi yaptım yaptım yapamadım Yaptım yaptım olabilir. Yani işte, kazanım döndük. elde etmek için. Bir gün her, bir gün muhakkak coşkun olacak diyorsun ya başa döndük. Burada Buna inandın Coşkun Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna da gitti. Hayır. Ben yani gerçeklerin gerçeklerin görme ihtiva kadar. Coşkun Hocam. <laughs> Bu iyiydi Allah'tan Allah'tan <laughs> ha. Coşkun Hocam. <laughs> ne kişisi de beğendi <laughs> <laughs> göreyim o, göreyim işareti. <laughs> o yüzden şey, kalp işareti at bak. Hiçbiriniz Instagram kullanmıyor musunuz? Kalbi bastım. Ha, retweet ettim Melike Ya ithal. bak bu, burada, burada mesela yaşanmış olaylarda o gene Amerikan seçimlerini konuşurken hep örnek veriyorum. Hani Trump gelirse dedik dünya bir nefes alır. Şimdi hala onu söylüyorum ha. Gelirse nefes alır. Ama dedik o ilk kaybettiği bir şekilde elinden alındığı seçim. Kaybederse Irak Suriye başta vah ki vah dedik. Olmadı mı? Oldu. Makyörk denilen katili direkt atayan Trump almıştı görevden. Bizim yönlendirmemizde. Bizim Şu anda kavramımız. aktif. Heh. Ve fiilen, Biden, fiilen Biden aktif. Biden'ın daha koltuğa oturmadan ilk imza evrak oldu ya acelenle. Ve üstelik bu katile Afrika'yı da verdiler. Suriye, Irak, Afrika sorumlusu. Ve Mark çok York tehlikeli dedi. işler yapılıyor şu anda. Bak işte Yunus Pentagon'da soralım. Hani nedir şu anki <laughs> statü diye aynı kişiyle ilgili. Şimdi bu Hani göz olan akıl olacağı görür derler ya aşağı yukarı söylemlerden eylemlerden bunu görebiliyorsun. Küçüleceğiz diyor bu gidiş gidiş değil diyor biz aptalca diyor dünyanın bitmeyen savaşlarına para harcamalıyız. Amerikan halkının parasını diyor neydi belirsiz yerlere harcıyoruz. Bunları hep söyleyen aha bu Trump. Zaten o nedenle hedefte hatta bir başka çarpıcı örnek bizim FETÖ Amerika'da at koşturan o vatan haini alçaklar kimi destekledi ya? Deli paraları verdiler, seçim kampanyalarını ondan önce yürüttüler ve Biden, Biden kanadındalardı. Mesela. Alenen fotoğraflar çekildiler o FETÖ üyeleri. Ya, bayram mesela. ettiler, Biden kazandı seçimleri. İsmail seçim. Bey tabii, tabii. siz ne düşünüyorsunuz Trump'ın açıklamaları hakkında? Yani nihayetinde karşımdaki Amerika, Trump ya da Biden, e, Amerika yemek yiyiş leri farklı olabilir. Ama nihayetinde o yemeği yerler ve o sofradan kalkarlar. Trump gelmiş, Biden olmuş, işte Kamala fark etmiyor yani. Benim için gerçekten fark etmiyor. Ama bu çatal bıçak kullanmıyor. <laughs> yani Benim gibi yani, Trump, yer, yani işleri farklı. <laughs> nihayetinde hepsinin önüne aynı yemek konur ve hepsi o yemeği yer. Birisi çorbayı önceden içer, öbürü tatlıyı sonradan. yer. ne bileyim yani bu biçimde ama sonuçta o sofradan o masa tertemiz kalkılır. Birileri de gelir ondan sonra o masayı süpürür. Olay bu. Trump ya da... Barabalara namalar, da bir şey bırakmıyor da... diyorsun. Bizim yok, yok, doğuda hayır, onları... Hayır <laughs> canım, hayır canım hiçbir şey bırakmazlar. Dediğim gibi sadece ve sadece yemek yeme stilleri farklıdır. <laughs> Değişen hiçbir şey olmaz. Amerika politikaları aynen devam eder. Bunlar o politikaları farklı yöntemlerle hayata geçirirler. Bu kadar. Değişmeyecek tek politikaları, daha doğrusu yemek yeme stilleri Yahudilerle tuttukları iştir. Zaten Trump da orada diyor ki her şey orada, ama orası duracak. Orada yemeği aynı şekilde evet. yerler. Evet. Bir başka şey daha yapıyorlar. Amerika, Amerika bir başka oluyor. şey daha yapıyor. Ben o Yine kadar yemek değilim. yeme şekli itibariyle aynıdır. Türkiye'nin başını ördükleri çoraplar. Bu noktada Trump olur, Obama olur, Kamala olur fark etmiyor. Türkiye eğer mevzu bahisse Türkiye'nin başına çorabı aynı şekilde hepsi örüyor. Dolayısıyla benim için Amerika hep sıkıntılıdır. Amerika'daki politikalar hep Türkiye'nin başını derde sokan politikalardır. Yoksa bir de 8.55'te bir son dakika Rusya'dan bir açıklama var. Kursu tartıştık bir Nedir? döküman şey vermişler. Alalım hemen. Diyor ki 12 kilometreye kadar derinlikte girmişler, 40 kilometrelik bir hat hmm. üzerinde. Ona 40 gibi demiştik. Ancak, ancak mesela işgal ettikleri dedikleri yerde diyor resmi binalarda Rus bayrakları asılıdır. Yani bir bölgeye giriyor, ama mesela diyelim ki yan tarafında Rusya var. Yani böyle bir nasıl söyleyelim karmaşık bir yapı. Yani şöyle bir şey değil. Girip ve işgal edip tam oraları denetimi altına almış bir durum değil. Kayıplarını da söylüyor. Onları da mesela e, şu anda kaç diyor. E, 28 yerleşim biriminin mini diyor e, girdiler. Son 24 saatte 420'ye yakın askeri ve 55 sırhlı aracını kaybetti diyor. E, şeyden beri de onun dökümü de vardı. Onu da veriyordu başladığından beri kaybettiklerinde şöyle bugün 6 Ağustos'tan beri e, 2030 askerini Ukrayna kaybetti. 35 tank, 31 zırhlı personel taşıyıcı, 13 piyada savaş aracı, 179 zırhlı aracını kaybetti diye bir bilgi paylaşmışlar. Yalnız şeyde de, e, az önce güzel bir yere getirin İsmet Hocam. mesela Ukrayna'da e, ben o savaşanların Ukrayna asker olduğu kanatı... Değil ama... zaten şey yabancı. Heh. Ele bak, geçirilenlerin bir kısmı da yabancı bak zaten. Bak bu raporlara yansıdı. Ukrayna asker bulamıyor. Bak bu raporlara yansıdı. 52 ülkeden 20 bin asker savaşıyor şu anda. Evet. Da. Bak bu çok Paralı en çok askerler. De, en çok da nerede biliyor musun? Hangi ülke? Polonya. Polonya var. Fransızlar göndermişler. E, Almanlardan gidenler var. Kolombiya'dan bile gelen var. Ama şöyle parasını başkası veriyor. Polonya, Ayrı Kolombiya'dan işte o, geliyor. Hayır o paralar işte. Amerikan yardımları 50 evet, milyar evet. dolar 100 milyar dolar. Mesela Kolombiya, Güney Afrika, Güney Amerika'da Brezilya'dan sonra ikinci büyük ordu sayı anlamında. Burada 3500 dolarlara yani kendi ülkesinde 500 dolar alırken 3500 dolara kıyamet gibi gelen var. E şimdi e, bu olayda da e, raporlara da yansıdı. İngilizce konuşan askerler görülüyor. E görüntülerini şimdi, yayınladı Ruslar. He, ele geçirdikleri görüntüleri yayınladı. Ukraynalı diye. E şimdi e, keza işte hava uçaklar, yürüyen tanklar, bu kadar teknik donanım e, ki bunu zaten daha önce biz yaşadık. E, geçtiğimiz işte aylarda Karadeniz'de bir MQ-9 dediğimiz e, yaha düşürüldü Ruslar tarafından. Amerika kabul etti. Ne işi var burada dediklerini bir şey diyemediler. E, i̇sparat ve gözetleme faksatı bulunuyoruz dediler. Orada inanılmaz bir destek verildiğini Ukrayna'ya bilmekte fayda var. Çünkü Ukrayna 91'de Rusya'dan kopma bir coğrafya ve daha ordu yapısına baktığın takdirde yeni yeni kendini toplamaya başlıyor. Böylesi bir e, savaşı o ordu kaldırır mı? Veya bu kadar hani böyle Rusya'ya kafa tutacak noktaya iş gelir mi? Onu iyi tartışmak lazım. Çünkü baştan beri her ne kadar Amerikan askerinin postalı değmeyecek dense de, her ne kadar işte hiçbir Avrupa'dan asker orada savaşmayacak dense de, ben orada fiilen hem de Ukrayna elbisesi altında savaşan İngiliz, Amerikalı birçok kişinin olduğu yönünde birçok kaynaktan bilgi edindim. Küçük, Ve halen de şey böyle şey diyor. Var. Küçük gruplara bölüp bölüp evet. imha IFA. ediyoruz diyorlar En yani. son bir yeri Ruslar çevirmişler. Savaşın ilk birkaç ayında Fransız askerler çıktı. Tabii tabii içinden. Yani. Şununla Şu ilgili bir evet, bir şey ekleyebilir miyim? E, Türklerle devam edelim. E, şimdi burada Donald Trump'ın e, Elon Musk'la söyleşisinde e, bu Putin'le sözleri özellikle çok önemli. Çünkü Elon Musk ee, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olmuştu ve internet desteği sağlamıştı. Çok açıktan Ukrayna'nın tarafındayım demişti. Yani Elon Musk evet e, Donald Trump'ı destekliyor ama e, tam da Donald Trump'ın da dış politikası görüşünde değil. O biraz daha Biden'dan, Biden cephesinden kurtulma telaşında gibi. Bir de şu var. Yani Donald Trump'ın birdenbire son 3-4 gündür Amerika'dan gelen haberler Yunus daha iyi bilir. E, anketler geliyor sürekli ve anketlerde baktığımızda ilginç bir şekilde Kamala Harris'in bir buçuk iki puan önde olduğunu görüyoruz sürekli olarak. E, ne oldu o süreç birdenbire Trump çok e, önde giderken işte on puan fark attı denilirken şimdi geldiğimiz noktada artık o Kamala Harris'in çok önde o olduğunu söyleniyor. A, Time dergisi olabilir. dün Kamala Harris'i kapağına taşımış ve Aynen. onu çok övücü şeyler söylemiş. Bak, o bir, algı da bir kahraman burada, gibi sunuluyor manipülasyon e, o, olabilir. Ha Rakam böyle bir anda kapanacak rakam değil. Bu batı yani o küresel aklın hep işlediği bir başlık bizde de oldu. İşte şu kadar farklı öndeyiz, bu kadar farklı öndeyiz değil ya işte burada. Yani hızlı kapattı yani farkı Kamala. Sağ, sağ, hızlı, hızlı geçti öne. Işte veya kapatması istendi. Ya da yani. evet. Kapandığı kanaatine değilim ben. Burada hani ilk bir önceki seçimde de dedik. Öyle ya da böyle bir şekilde eline alırlar dedik. Hatta çok zorlarsa Kennedy vakası demiştik Trump için. Bana göre o dijital öllere kadar açık ara önde giden Trump sabah e, gün ağardığında bir anda 3-4 saatte her şey değişti. Ha çalındı mı? Çalındı bana göre. 90 Ve milyona yakın e-posta ile gelen abi oylar küre olduğu için orada bir sıkıntı olabiliyor. Ya küresel güçler dere geçerken atı değiştirdi ya. Çok aydımdan Kamalı Harisa'ya geçti. Yani dere geçerken at değiştirilir mi? Değiştirdi işte. Aa, at çünkü gördü bunu.